Canlarla tanıştın mı bizim dostlar orada? Erzincan'ın bizim bir şey vardı, Hasan İpçi vardı. Mesela Şişli'deki konserin görüntüleri. ...1966'da 12 yaşındaydım, İstanbul'a geldim Erenler. Sarı yorganımı her köylü çocuğu gibi sırtladım. Nasibimi, kısmetimi İstanbul, taşı toprağı altın denilen yeri. Halbuki taşı toprağı dert dolu. Altın değil kurban. Bizi öyle kandırmışlar. Köyde geldim, hemen un kapandı, Aşık Daimi'nin dershanesi vardı. Oraya koştum, rahmetli Abdullah Papur'la. Abdullah Papur da amcamın oğlu. Herkes bizi kardeş bilir ama değil, şimdi doğruyu konuşalım burada. Amca çocuklarıyız, sağlığında birbirimize abi kardeş diyorduk. Öyle dilim alışmış, bazen abim diyorum ama yanlış ama dilim alışmış. Özde amca çocuklarıyız, babalarımız kardeş. Neydi onunla beraber Aşık Dayım yanına gitti. Sazınızı çıkar el, bir çalın söyleyin. Ne böyle çaldık söyledik, ya dedi sizin ders almanıza gerek yok. Sizin suyunuzda, sulağınızda var dedi zaten. Var sizde, siz Papur'un torunusunuz, dedeme de Papur diyorlardı, dedeme güzel. Cemler de sakirlik yapardı, Cem yürütürdü. Çok şahane. Rahmetli Aşık Veysel bizim köye gelirdi. Dedemin yanında, amcamın yanında saz elini almazdı. O zaman öyleydi. İyi çalan yanında saz çalınmazdı. Saygıdan ötürü. Şimdi 10 yaşında çocuk çalıyor. Tamam çalsın da edep, saygı yok. Edep yahu diyoruz. Elin ağzında da sigara çalıp söylüyor. İlk gelmem Aşık Daimi gördüm. Aşık Daimi hiç unutmuyorum. Zeytinburnu'nda Zengin Sineması vardı yazlık. Dedi orada konserimiz var haftaya. Sazınızı alın, gelin siz sahneye çıkarın. Kasımpaşa'nın şahane bir 5000 kişilik yer var, Tepebaşı Gazinosu diye. Evet. Bu gazinoda program aldık. 5000 kişi geliyordu, 5000. Rahmet Abdullah Papur iyi seviliyordu, izleniyordu, tutuluyordu. Her konseri hınç hınç dolardı, 5000 kişi. Mersin'de portakal bahçelerinde çalışıyordu işçi olarak. Ben İstanbul'da, tabii bir de gazinoda çalışıyordum. Muzaffer Akgün, Nazat Akbayram falan program yaptıkları yerdeydim. Gazinoda evet. Çalışıyordum. Plak şirketlerinin sahibinin çoğunu tanıştım. Çağırdım Mersin'de, İstanbul'a geldi. İnan, ben de 7 yaş büyük ama ne desem hiç benim sözümde çıkmaz. Sami söylüyor. Müziğin kalbi İstanbul'da atıyor. Geldi, ilk planı yaptı hiç unutmuyorum 70 yılında. Plak hemen tuttu. Plak vardı o zaman. 74-75'te de kaset yaptı. Bu kasetler de tutuldu. Şöyle de ama ne yazık ki ömrü çok kısa sürdü kurban. 20 sene, 22 sene bu kültürü sürdürdü. 60'a yakın kaset çıkardı. Böyle konuştuğum için, doğruları söylediğim için 6 kez tutuklandım. Sorgu sual her konserde olurdu. O zaman her hafta konserler olurdu. Her hafta şubedeydik. Birinci şubede çıkmazdık. Sorgu sual, soruşturma. Her hafta, her hafta. Bunun arasında işte 6 kez hapis yattım ama çünkü hiç gün almadım. Hapis mahkemelerimi sonuçta beratla çıkardım. Berat. Madem berat, niye alıyorsunuz içeri ya? Rahmetli Yılmaz Güney'le cezaevinde tanıştım. Adana cezaevinde. Adana konserine gittim. Orada tutuklandım, gittim. Yılmaz Güney de orada. Oo dedim, bura bizim evden rahat. Böyle özel bir anınız var mı Yılmaz Güney'le? Hem de nasıl ya. Birinin hangisini söyleyeyim. Sabaha kadar muhabbet ederdik. Anlatırdı bize. Böyle sıra günleri yapardık yani, iş günleri. İşte bulaşık yama, paspas. Rahmet Yılmaz Güney'e yazmazdık şeye, sıra listesine, temizlik yapsın diye. Kızardı bize, hayır lütfen, benim sizden ne farkım var derdi. Ben de yazacaksınız, çok kızardı. Barıcalıyor. Peki, bizle beraber bulaşık yıkardı. Bizim bütün masraflarımızı Yılmaz Güney çekerdi. Durumu iyiydi. Her hafta kamyonetle eşya gelirdi bize. İşte yiyecek, içecek. Sigaraya kadar geldi. Ben sigarayı içmiyordum gerçi de. Yani diyeceğim, rahmetli bize baktı orada. Orada öyle bir anım oldu. Ondan sonra bir Adana cezaevinde bir isyan çıktı mahkumlar arasında. Siyasi mahkumlara çok baskı vardı cezaevinde. Bir isyan çıktı. O isyandan sonra her birimizi, 65 kişiydik biz. Her birimizi başka cezaevlerine dağıttılar bir arada durmayalım diye. Rahmetli Yılmaz Güney'i Kayseri'ye verdiler. Kayseri cezaevine. Ben kaldım orada. Dediler bu mazlumdur.
rahmetli Abdullah Papur'u, Aşık Yoksulü'yü Ceyhan cezaevine verdiler. Adına Ceyhan. 3,5 ay orada yattılar. Ben devam ettim Adana cezaevinde. İşte bu gibi çok baskılar, zulümler gördü kurban. İnan ki zor dönemlerde. Bir konser olduğu zaman toplanıyorlardı. İşte o yönde güzeldi. Şimdi duyarsızlık diz boyu. İşte bu da bizi çok üzüyor. Toplumcu insanı yaralar. Ekonomi baskı daha ki acı. Ekonomi baskı var kurban. Adam çocuğuna istediği bir şey alamıyor ya. Bir kalem defterini alamıyor kurban. Bu da bir baskıdır ya. Zaten diyor ya, birincisi bir toplumu çökertmek istiyorsan kültürü bir, yokluk iki. Bunlar ikisinde çökerttin mi tamam, rahat teslim alırsın diyor. Gerçekten. Şimdi sinsice baskı var. Daha acı şimdiki baskı. Halen Yezid'in güttüğü zihniyet aramızda. Önemli olan zihniyet, kişiler değil. İnsanları asimülese yapmak, ötekileştirmek halen var bu. Niye bunu Cumhursuz da söyledi. Cumhursuz da dedi ki taraf olmayan bertaraf olur açık açık. Yani demek istiyor tarafıma geç diyor. Tarafıma geç ki bertaraf olmayasın. Garip dedem türbesinde hüdiyelim düne döne. El ehli beytin aşkıyla garip dedem türbesinde hüdiyelim düne döne. Allah billah pir aşkıyla hüdiyelim düne